Sayın hocalarım, değerli meslektaşlarım, benim sunumumun konusu torakolomer spinal patolojilerde tek taraflı dinamik vida sistemiyle stabilizasyon. Dinamik transpediküler sistemler sağlıklı yük transferi sağlar. Omurga biyomekaniğini bozan operasyonlardan sonra rigid sistemlere göre daha avantajlıdırlar. Tek taraflı yaklaşımlarda fasetektomi, ekstraforaminal disk herniyelerinde, faset hipertroflerinde, spinal stenozlarda, nöronom menenjiyom gibi spinal kort tümörlerinde uygulanabilir. Faset eklemleri önemli yük taşıyıcılardır ve biyomekanik stabilitenin yaklaşık %40'ını karşılarlar. Her faset eklemi kompresif yüklenmenin yaklaşık %20'sini taşır, torsiyon ve makaslama kuvvetlerine karşı direnç oluşturur. Stabilitenin korunmasında ve segmental harekette önemlidir. Tek taraflı fasetektomi, segmental rumu bozar, hareket açılarını artırır ve instabilite oluşturur. Fasetektominin bu olumsuz etkilerini önlemek için faset replasman sistemleri kullanıma gelmiştir. Geçmişte daha yaygın olarak kullanılan bu sistemler, günümüzde büyük ölçüde terk edilmiştir. Çünkü vida sistemlerine göre uygulaması zordur, maliyetlidir ve büyük hacimlidir. Kliniğimizde fasetektomi yapılan ameliyatlarda tek taraflı dinamik vida, dinamik rot veya dinamik vida rigid rot kombinasyonları ile stabilizasyon yapılmıştır. Daha basit ve kısa bir operasyon ile stabilizasyon sağlanmıştır. Rigid sistemlerin yaratacağı komplikasyonlar büyük ölçüde azalmıştır. Bilindiği gibi bilateral dinamik sistemler biyomekanik desteği sağlarken aynı zamanda fizyolojik romu ve yük dağılımını korur. Benzer sonuçlar vereceğini düşünerek seçtiğimiz vakalarda tek taraflı dinamik stabilizasyon sistemi uygulandı. Kliniğimizde opere edilen 13 hasta retrospektif olarak incelendi. Takip süresi 2 yıldı. Semptom takibi VAS-ODI kriterlerine göre yapıldı. Radyolojik olarak instabilite değerlendirildi. 10 hastada dinamik vida dinamik rot, 3 hastada dinamik vida rigid rot kullanıldı. Hastaların tanıları bu tabloda özetleniyor. Patolojik seviyeler, hastaların yaşları, VAS-ODI kriterlerine göre takipler bu tabloda görülmektedir. Ortalama yaş 70'ti. Postoperatif VAS ve ODI değerlerinde preoperatif değerlere göre anlamlı düzenli vardı. Teknik olarak faset ve laminaya klasik median açılım ile yaklaşıldı. Yüksek hızlı drill ile total veya parsiyel fasetektomi yapıldı. Mikro diskektomi dekompresyon veya tümör eksizyonundan sonra fluoroskopi altında tek taraflı dinamik sistem takıldı. Ortalama cerrahi süresi 118 dakika olarak hesaplandı. Majör komplikasyon cerrahi alan enfeksiyonu görülmedi. 3 hastada 6 ay süren nöropatik ağrı görüldü. 2 yıllık takipte rot kırılması gözlenmedi. Bu ikinci bir hasta grubu. Bu hastalara da tek seviyede iki taraflı dinamik sistem stabilizasyonu yapıldı. Grubun VAS ve ODI takiplerinde ilk grup ile anlamlı bir fark görülmedi. Şimdi her iki gruptan örnek hastalar sunacağım. İlk hasta çift taraflı stabilizasyon yapılan gruptan 65 yaşında kadın hasta lomber dağ kanal bulgularıyla geliyor. Dekompresyon ve bilateral stabilizasyon uygulanıyor. Bundan sonraki hastalar birinci gruptan, tek taraf stabilize edilen gruptan. 74 yaşında kadın hasta, solda fazla her iki bacakta ağrı şikayetiyle geliyor, sol unilateral dekompresyon ve dinamik stabilizasyon yapılıyor. Bu hasta 61 yaşında kadın hasta, sol siyataji ile geldi, sol L4 ekstraforaminal disk hernisi vardı, mikro diskektomi ve dinamik stabilizasyon yapıldı. 61 yaşında kadın hasta paraparezi ile geldi. Sol unilateral yaklaşımla tümör eksizyonu ve tek taraf dinamik stabilizasyon yapıldı.
Son hastamız 75 yaşında kadın hasta. Sol siyatalji ve ayakta güç kaybı ile geldi. Sol ekstrakoronal yaklaşım ile diskektomi ve dinamik stabilizasyon yapıldı. Sonuçta tek taraf dinamik sistem yaklaşımlar karşı tarafın kas ve ligaman dokusunu korurlar. Anatomik hasar daha azdır. Ameliyat süresi hastanede kalış süresi daha kısadır. Maliyet çift taraflı vidaya göre daha azdır. Vidaya ait komplikasyon oranı çift taraflı vidalara göre daha azdır.